Eğer birbirine dıştan teğet ise ilk hamlemiz arkadaşlar uzunluk sorularında şöyle teğet noktalarından birleştirmek olur. Buraya 8 diyelim. Karşı kenar birbirine eşit tabii ki 4 4 yarı çap çünkü. Burası da 4 oldu gördüğünüz gibi. Şöyle bir dik üçgende Pisagor yapacağız. 12, 144, 4'ün karesi 16 artı AB de x'tir x kare. Haliyle x kare eşittir 128. x eşittir buradan da 8 kök 2 olacak arkadaşlar. E şıkkı. Merkezden TET dik indireceğim. Merkezden TET dik indireceğim. Aslında bu şu sorular gibi üçgende. Merdiven soruları vardı hatırlıyor musunuz? Böyle en uzak iki nokta arasındaki uzaklığı buluyorduk. İşte bunun gibi. E, gerçekten de bakın şöyle göstereyim. Burası ve burası. Bunu böyle biraz uzatacaksın. Bunu da böyle biraz uzatacaksın. Burada bir dikdörtgen olacak. Şöyle yarı çap 9 olduğu için burası da DR olsun 9 olur arkadaşlar. Sonra yine AD 6 olacak. Ve soruda bize CD'yi 20 vermiş. CD 20 ise tabii ki RB de 20'dir. Böylece Pisagor'dan 15, 20, 25 üçgeni artık bizden istediği EC benzerlik yardımıyla bulabiliriz gibi. Çünkü bakın burada bir kelebek benzerliği var. Ve kelebek benzerliğinde de oran 6 bölü 9'dan dolayı 2 bölü 3. Haliyle 25 o zaman 2K 3K dersek 5K eşittir 25 AB uzunluğu. K buradan 5 olur. Demek ki şu uzunluk AE uzunluğu 10. Bu EB uzunluğu da 15. Böylece dik üçgen ECB üçgeni 9, 12, 15 C şıkkı. Arkadaşlar paralelliği kullanacağız ama teğet kiriş açı önemli. Teğet kiriş açıyı ta açı konusunda da söylüyordum. Bakın uzunluk konusunda da kullanacağız hatta arada benzerlik olacak. Bakın böyle alfa alfa dedim. Aynı yayı gören birisi çevre açı, birisi teğet kiriş açıysa bunlar birbirinin aynısıdır AB yayını gördükleri için. Şimdi paralelliği kullanalım. Z'den dolayı burası da alfa. Artık şu işimiz kalmadı onunla. Klasik bir üçgen benzerliği neden ortak açı var. Buraya beta dersek alfa beta üçgenlere dikkat lütfen. Alfa beta büyük üçgene dikkat ederseniz yine alfa beta. O zaman üçüncü açıya teta dersek buradaki üçüncü açının tamamı da teta olur. Sıralı yazmıyorum sadece üçgenleri yazıyorum. Takılmayın ona. AEB üçgeni ile ABC üçgeni benzer geldi. Alfa'nın karşısı küçükte 3, büyükte x. Ee, teta'nın karşısı küçükte x büyükte 7 arkadaşlar. Bu yüzden x eşittir. Kök 21 geldi b şıkkı. Şimdi arkadaşlar şöyle çapı gören çevre açı 90 derece. Merkezden tt doğru diktir. Merkezden tt doğru diktir. Yarı çaptır yarı çaptır. Burada bir kare çıktı. AEDR oldu. Bir noktadan indirilen teğetler eşit. BE de 8 olur. Yine aynı şekilde bir noktadan indirilen teğetler eşit olduğu için dc de 12 oldu. Ve 8 artı r sonra r artı 12 ve 20. Özel üçgenlerden 12, 16, 20 var. R'ye 4 verirsek 12, 16, 20 oluyor. B şıkkı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar A, B, merkez. Şöyle söylüyorum ben. İşin içine, işin içine kare dikdörtgen falan girerse bunların köşeleri çemberin üstündeyse onlara bir odaklanın. C ve D noktalarına niye biliyor musunuz? Burası bir yarı çaptır ve yarı çaptan dolayı Pisagor yapma sebebi oluşur. Kare olduğu için kare diyor değil mi? Evet kare diyor. Kare olduğu için burası 4 4 olacak. Sonra şuraya R dersek burası da R'dir arkadaşlar ve kenarın tamamı 8 olduğu için bak 8 eksi R olur. Şurada güzel bir Pisagor çıkar. R'ye 5 verdiğimiz zaman hakikaten 3-4-5 üçgeni oluyor. Zaten bizden de yarıçapı istiyor E şıkkı. Burada ilk andayken uzaklıkları, uç noktaların uzaklıkları 2 verilmiş. Yani aslında birinin uzunluğu A ise diğerinin uzunluğu A artı 2. Buraya da A yazdım da, buraya A artı 2 yazdım da o zaman. Ne olacak? Şurasının uzunluğu 2. 34 verilmiş. İstersen Pisagor yap ama şunu söyleyeyim. 3 ve 5'in karesinin toplamı 34 yapıyor. Bak 9 ve 25 topladığın zaman 34. Bu sayede yazayım Pisagor'a hani göremezseydik bunu ne yapacaktık? A kare, A artı 2'nin karesi 34 deyip olayı hallederdim. Ama gerek kalmadı. A'nın artık buradan 3 olduğunu gördüm. Şimdi artık 3, 5. 1, 2, 3, 4 aralığımız var. Her bir aralık neydi? Çember olduğu için 360 bölü 12'den 30, 30 çarpı 4'ten 120. O zaman artık burada 5 var, 3 var, 120 derecede direkt 7'yi yapıştırabilirsin. Bunu bilebilirsin. İki tane üçgen. Hemen söyleyeyim. 5, 8, 60 derece 7'dir. Sonra yine 5, 3 ve aradaki açı 120 derece ise yine 7'dir. Bunu söylemiş olayım. Ama tabii ki istersen hemen şeyden de yapalım. Dik üçgen yaparak da. 60. 90'ın karşısı 3 olduğu için 30'un karşısı 3 bölü 2. 60'ın karşısı 3 kök 3 bölü 2. Pisagor yapıyorum şimdi. 5 e, ne oluyor? 169 bölü 2 artı 27 bölü e, pardon buraları 4 olacak. 169 bölü 4 artı 29 bölü 4 27 bölü 4'ün karesi 196 bölü 4. Bunun kare kökü de ne oldu? 14 bölü 2'den cidden 7 oldu. Yani göremezseydim de normal klasik tamamlayarak ya da kosinüs teoremini biliyorsan kosinüs teoremi de yapıp her türlü doğru cevabı 7 buluyoruz E şıkkı. Çemberler arkadaşlar birbirine teğetse kesinlikle merkezlerini birleştirmek lazım. Bakın bunlar dıştan teğet. Yine dıştan teğet birleştirdim. En büyük çemberle de şu küçük çember içten teğet. Bakın onu da böyle birleştiriyorum. Ve Bunlar sonuçta A, B, şuraya R, R dediğimiz zaman aslında hatta biliyoruz sileyim. Ef'nin 12 kökü olduğunu bildiğim için burası arkadaşlar 3 kök 2, 3 kök 2. Zaten burası R, 3 kök 2. Yine R, 3 kök 2. İkiz kenar üçgen oldu. Şuraya 90 derece diyelim. Haliyle burası da R olduğu için arkadaşlar büyük çemberinde yarı çapı 6 kök 2 olduğu için 6 kök eksi R. Burada standart bir Pisagor yapabilirim artık. Hatta R fark ettiniz mi? 2 kök 2 geliyor. 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 yapıyor çünkü. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Şimdi arkadaşlar e, kare olduğu için kenarlar birbirine eşit. Kendimiz sayı verelim. E, öbür türlü harflerle biraz uğraşmak gıcık olabilir. Ben şöyle yapacağım. Buraya 1, buraya 1 diyeyim. Böylece karenin bir kenarı da 2 santim olmuş olsun. Burada önemli olan şey şu eğer biz şu AF yarı çapını çekersek şunu uzattığımız zaman buraya T dediğimde TA1 ya o zaman TF uzunluğu arkadaşlar bakın 1 2 kök 3 oldu. Bu arada zaten karenin bir kenarı 2 olduğu için şu FK'ya 2 eksi kök 3 kaldı. Sonra EF de arkadaşlar bunun yarı çapının ben 1 olduğunu bildiğim için 1 eksi 2 eksi kök 3 de EF'ye eşit olacak. O zaman artık bakalım bir kök 3 eksi 1 bölü e, 2 eksi kök 3 oran soruluyor. Hemen çarpıyorum o zaman eşlenik. Kök 3 eksi 1 çarpı 2 artı kök 3. Aşağısı da 2 eksi kök 3. 2 artı kök 3 karesi ne yapar? Şöyle de yazayım görün. 4 eksi 3'ten 1. 2 kare farkı. Şimdi dağıtıyorum. 2 kök 3 sonra eksi 2, sonra artı 3. Burası da eksi köküç oldu arkadaşlar. Buradan da 1 artı köküç geldi. B şıkkı. Şimdi şu bir noktadan indirilen teğetleri kullanmak için arkadaşlar harf verelim. Bir de tam şöyle ortak teğetin olduğu yerden bir dik indireceğim ki görelim mevzuyu. Çünkü Şöyle bakın oralara da harf verebileceğim böylece bakın rr r. bir noktada indirilen T'ler eşit yine rr r. burayı bilmiyorum aa A. burası bb B. Ee, yine r şuraya cc C diyorum burası da dd D diyorum burası da r bu arada ikiz kenar yamuk diye karar veremezsiniz soruda öyle bir şey dememiş İkizkenar kenar yamuk yamuk demesi lazım Burada hani biraz düzgün çizilince sanki ikiz kenar yamuk gibi düşünülüyor ama sonuç olarak şöyle düşünün. Ee, bu da bir iç teğet çember arkadaşlar ama dik yamuk gördüğünüz gibi illa görüntü aldatmasın sizi. O yüzden bilmediğim için farklı harf verdim. Haliyle AB 38 demiş. 2R artı D 38. Sonra BC arkadaşlar. Ee, DC pardon. 2R artı B artı e, burası da C. Burada bir de A varmış onu unutmayayım. Bu da arkadaşlar e, 17'ye eşit. Bu arada AD yani A artı B artı C artı D de 35 santim. Şunları taraf tarafa toplarsanız bakın 4R artı A artı B artı C artı D 55 oluyor. Bu, bunu 35 vermiş soru 4R'ye 20 kaldı R de 5 oldu C şıkkı. Şimdi arkadaşlar CD çap olduğu gibi küçük büyük çemberde bir kiriştir. Kirişe o yüzden böyle bir uzunluk gönderdiğim zaman merkezden pardon şöyle yapayım. Şöyle merkezden bir uzunluk gönderdiğimde dik keser. Dolayısıyla e, bir de küçük çemberde merkezden madem teğet var dik indirelim. Şimdi burada artık küçük çemberin yarı çapını bilmiyorum zaten x. Büyük çemberin merkezine O1 dersek 10 kökü yarı dolayı burası kök 2 olur arkadaşlar. Sonra şu yarı çapta zaten 5 kök 2. Buraya da Y diyelim. Gördüğünüz gibi X kare artı 2 OEO1 üçgeninde Y kareye eşit. Sonra O1OD üçgeninde de Pisagordan X kare artı Y kare 5 kök giden 50'ye eşit. Bakın bu... Üçgende ve bu üçgende ayrı ayrı pisagor yaptım. O zaman y kare gördüğüm yere hemen yazıyorum. x kare artı 2 artı x kare 50 2 x kare 48 x kare 24 x de arkadaşlar buradan 2 kök altı oldu c şıkkı. Zor bir soruyla karşı karşıyayız. Dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Bir abc üçgeni var bakın böyle. Sonra bu ABC üçgeninin A köşesinden çıkan bir açıortayımız var. BC kenarını D noktasında kesiyor. AB 6, AC 8 verilmiş. Şimdi 8'in 6'ya oranı nedir açıortayda? 4 bölü 3 geldi. O zaman DC 4k, BD 3k olması lazım. Bize bu arada BC uzunluğunu yani 7k'yı 7 olarak vermiş. O zaman güzel, 3k 3 olur, 4k da 4 olur. Sonra diyor ki A'dan geçen ve D noktasında çembere teğet olan bir çember AB'yi E noktasında AC'yi F noktasında kesiyor. Ancak böyle çizilebilir. Bunu tek bir hamlede çizmek zorunda değilsiniz ama birkaç deneme yaptığınızda zaten mecburen böyle şekil olduğunu anlarsınız. ÖSYM'e de soru sorarken hemen bir anda pat diye yapmanız gerekecek şekilde sormuyor. Denersiniz zaten 2-3 kere en kötü denemede bazılarınız tabii hemen de bulabilir. Bu şekilde bu çizimi görmek gerekiyor. Bence sonrası daha da önemli. Şimdi arkadaşlar bundan sonra e, bu açı ortay ve teğet benim nasıl işime yarayacak? Ben teğetten dolayı şunu söylerim. Birleştiririm bunu. Bunu da birleştiririm. Şuraya alfa desem burası da böyle alfa olur değil mi? Yine buraya alfa desem burası da böyle alfa olur. Şimdi burada böyle bir beta desem sonra buraya da teta desem. Dikkat edin. EBD üçgeninin açıları alfa beta. Şurayı böyle karalayayım. Sonra büyük üçgen ABD üçgeninin açılarına bakın. Alfa beta. O zaman burayı da böyle karalayabiliriz. Yani bu üçgende karaladığımız açıların karşısındaki kenar bakın 3. Karşısındaki kenar 6. O zaman benzerlik oranı ne geldi? 2. Bu ne demek? Büyük üçgende Alfanın karşısına 3 geliyor ya küçük üçgende de alfanın karşısına ne gelir o zaman yarısı 1.5. Yukarıya ne kalır? 4.5. Aynı şekilde sağdaki üçgende de o durum olacak ama e, onu yapmaya gerek kalmayacak. Ben EF'yi çizeyim şunu fark edin. EF'yi çizdikten sonra bu yaptıklarımızın üzerine şöyle bir rengi değiştireyim. Bakın alfa bu yayı görüyor değil mi? Buradaki alfa. E, aynı yayı gördüğü için o zaman... FED açısı da alfa. Geometride bu Z ne zaman oluyor arkadaşlar? Paralel olduğunda demek ki BC EF'ye paralel çıktı. Paralellikte küçük parça ve buradaki büyük parça. Yani büyük parça 4,5 küçük parça 1,5. Bunların oranı ne geldi? 3. Karşılıklı oranları aynıdır. AK'nın KD'ye oranı da 3 gelecek arkadaşlar. Bu şekilde bir en sonunda da paralel geldiği için benzerlik yaptık. Bayağı sert bir soru. Şöyle büyükçe bir dar açılı üçgen çizeyim arkadaşlar. Bunun çevrel çemberi, dar açılı üçgenlerin çevrel çemberleri böyle çizildikten sonra merkezleri içeridedir. Bu merkezden de bir dik indiriyoruz arkadaşlar. Eee üçgene AB kenarını D'de kesiyor çemberi de böyle bir E noktasında kesiyor arkadaşlar. Sonra gidiyoruz E ile de şöyle C'yi birleştiriyoruz. Burada da kesim noktasını da şöyle rengi değiştireyim bir. Neyse değiştiremedim dursun artık. F noktası diye söylemiş AB ile EC'nin kesişimini. Bizden DF uzunluğunu istiyor. Şuradaki ufacık uzunluğu istiyor. Bir kere merkezden kirişe inendik kirişi 2'ye böleceği için e, normalde AB uzunluğu 20, AD 10 olacak. Şurada da arkadaşlar BD 10 olacak. Bu kenarda dursun. Bir de şuna dikkat etmeniz lazım. E, burada arkadaşlar merkezden kirişe inendik kirişi 2'ye bölüyor ya aynı zamanda yayı da ikiye bölecek. Sonuçta şu kenarda göstereyim bakın. Bir kiriş varsa Böyle burası B noktası, burası A noktası, burası da E noktası. Siz buradan kirişe dikindirdiğinizde sonuçta burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor ya böyle. Haliyle kirişler eşit olduğu gibi yaylar da eşittir. Bunun bize katkısı ne biliyor musunuz? İşte şurada alfa olursa burası da arkadaşlar çevre açıdan alfa olur ve açı ortaya gelir. Böylece BF'nin FA'ya oranı BC'nin AC'ye oranına eşit olur. BC arkadaşlar 12. AC'de 18 olduğu için sadeleştiriyorum. E, 6'ya bölüyorum 2. 6'ya bölüyorum 3. 5K diyelim AB'ye. AB 20 vermişti. K buradan 4 olur. Demek ki şu 2K yani BF uzunluğu 8. E, BD uzunluğu da 10'du. Demek ki buradaki ufak uzunluk 2 santimmiş arkadaşlar. C şıkkı.